Merhabalar, şey de anne işleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sesimin kusuruna bakmayın lütfen. Grip oldum. Okullar açıldığından beri hastalıkla uğraşıyoruz maalesef. O yüzden böyle sesim gitti. Çok fazla da video çekemiyorum bu yüzden hastalığımdan dolayı. Ama bugün elimde çok güzel bir yazmam vardı ve buna bir model yapmak istedim. Çok da yakıştırdığım, çok da sevdiğim bir model yapacağım. Şimdi ben 3 tane renk kullanacağım. Yazmamın içindeki renklerle çok uyumlu tonlar. 970 numara altın başak marka ipim. Şöyle patlıcan ve onun açığı gibi çok hoş bir tonu var. 649 numara ipim. Altın başak yine. 788 numara gül kurusu tonum. Yine altın başak. 3 tane renk kullanacağım içindeki renklerden. Alt kısmında da şöyle kirli bir beyaz. Bunu biraz zor buldum aslında. Bu tarz tonlar çok zor bulunuyor gerçekten. Zemin kısmı böyle ne beyaz ne krem farklı bir tondu. Kirli bir beyaz gibi sanki. Biraz bulmakta zorlandım o yüzden. Böyle videoda biraz beyaz gibi görünüyor ama öyle bir renk değil. Çok farklı bir renk. Yani en uygun bulabildiğim buydu. O da Gencik marka. Sanırım 00106 numarası. Çok kullandığım bir ip değil. Bulamadığım zaman böyle farklı markaları da kullanıyorum. Genelde altın maşa kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve bu iplerimizle, renklerimizle çok hoş bir model yapacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. İpimizi tığımıza sabitleyerek modelimizin alt kısmından başlıyoruz. Ben iki zincirle tığlamamı yaptım. Hemen herhangi bir tığ battısından bir sık iğneyle giriyorum. İpimi buraya sabitledim. Şimdi burada 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 12 tane zincir çektik. 3 tane tığ battısı bırakıyorum şöyle. 2, 3. Dördüncünün içinden girdim. Bir sık iğneyle kapattım. Bu model başka farklı bir modellerde de o zemini kullanmıştık. Şöyle şu şekilde dağ gibi bir yuva oluşturuyoruz. Şimdi burayı kapattık. 9 zincir çekiyorum. Dokuz zincir çektim. Aynı sık iğneyle battım. Tığ battısının içinden giriyorum. Bir sık iğneyle kapatıyorum. Tekrar 9 zincir çekiyoruz. Aynı yerden yine aynı tığ battısından girip bir sık iğneyle kapatıyorum. Şu şekilde iki tane kirpik oluşturdum küçük. İkinci kirpiğimizi kapattıktan hemen sonra 12 zincir çekiyoruz. 12 zincir çekiyorum. Yine 3 tane tığ battısı atlayıp dördüncünün içinden bir sık iğneyle giriyorum. Buraya bir sık iğneyle kapattım. Aynı girdiğimiz tığ battısına 9 zincir çekip sık iğneyle kapatıyoruz. 9 zincir çektim. Aynı yere bir sık iğneyle kapattım. Dokuz zincir çekiyorum. Bir sık iğneyle kapatıyorum. İkinciyi kapattıktan sonra 12 zincir çekiyoruz. Üç tığ battısı bırakıp dördüncüye bir sık iğneyle giriyorum. Bakın bir yuva oluşturuyoruz. Geniş bir yuva. Girdiğimiz tığ battısında da şöyle iki küçük kirpik yapıyoruz. 9 zincirle. Aynı tığ battısına bir sık iğneyle kapattım. Yine aynı yere ikinciyi de kapatıyoruz. İkinciyi kapattıktan hemen sonra hiçbir işlem yapmadan 12 zincir çekiyoruz. 3 tığ battısı bırakıp dördüncüye bir sık iğneyle kapatıyorum.
Evet, bu şekilde alt zemini devam ettiriyoruz. Aynı işlemle devam ediyoruz alt zeminde. Şöyle gördüğünüz gibi 12 zincirle bir yuva ve aynı girdiğimiz sıra batısına 2 tane küçük kirpik yapıyoruz. Tekrar 12 zincirle şöyle geniş bir yuva elde ediyoruz. Sıralı bir şekilde bu şekilde aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Şimdi ben bunu biraz uzatacağım ve üst modelimizin üst kısmı için tekrar döneceğim. Evet, bu şekilde uzattım ben biraz. Sadece model göstermek amaçlı yapıyorum bu şekilde parça parça, o yüzden. Siz eğer yazmaya yapacaksanız alt kısmı tamamlayıp öyle üst kısmın çiçeklerini başlayabilirsiniz. Gayet hoş, güzel duran bir model ve yapımı da öyle zor bir model değil. Biraz çiçekleri sıkı. Ben şöyle mor tonumla yapacağım. İpimi tığıma sabitliyorum. Görüntüyü netleştirmeye çalışıyorum. Evet. Arada böyle iki tane yan yana kirpik yapmıştık. Modelimizin ters kısmını çeviriyoruz. Sağdan hemen İlk kirpiğimin içinden, ters kısmındayken ilk kirpiğimizin içinden giriyoruz. Bir sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 5 zincir çekiyorum. Hemen diğer kirpiğimin içinden girip bir sık iğne ile kapatıyorum. Modelimizin ters kısmından böyle tepeye küçük bir yuva oluşturuyoruz. Bir tane zincir çekip düz kısmımı oluşturuyorum. Düz kısmımı çeviriyorum. Pardon, özür dilerim. Düz kısmını çevirdim. Burada bir yuva yapmış olduk. Bu yuvanın içine şimdi çiçeğimizi yapacağız. Tığımda bir zincirim var. Evet, görüntüde bir sıkıntı var. Şimdi tığımdaki ilmeği sıkıca tutuyorum. Burada yaptığım zincirin altından girip bir ilmek aldım. Zincirin üzerinde bir zincir çekip yukarı alıyoruz ilmeğimizi. 1 2 3 4 Aynı yerden girip bir ilmek aldık. Bir zincir. İlmeğimizi az çekiyoruz. 6 7 8 kez aynı işlemi yapıyorum ve bu yuvamın üzeri, yani altta yaptığım yuvanın üzeri tamamen doluyor. Bu şekilde tığımızda ilmeklerimiz var. Parmağımdaki ipten doluyorum. Şöyle 2 tane aldım, kapattım. Tekrar parmağımdaki ipten dolayıp 2 tane alıyorum. Kapatıyoruz. Bir kez doladım. 2 tane alıp kapatıyorum. Bu şekilde ikişer ikişer kapatıyoruz. Son ilmeğe kadar aynı şekilde 2-2 kapattım. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Bakın, bu aralarda ikişer ikişer aldığımız için minik minik batacak yerler oluşuyor. En başa geldiğimizde 4 zincir çekiyoruz. En baştan ilk kısımdan girip bir sık iğne ile kapatıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bakın, hemen ikinci boşluktan girip bir sık iğne ile kapatıyorum. 4 zincir çekiyoruz. Bakın, boşluk boşluk zaten şu şekilde. Hemen üçüncüden girdim. 3-4 zincir çektim. Daha küçük kirpikler isterseniz 3 zincir de çekebilirsiniz. 4 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde her boşluktan bir kez batıyoruz.
Son kısma gelene kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4. Hemen. Bakın sonundan bir önceki bu. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Ve son bakın şuradan da sonuncu aradan da giriyoruz. Bir sık iğne ile kapattık. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve bu şekilde modelim çiçeğimizi tamamlıyoruz. Ben şimdi diğer renklerimi de yapacağım. İplerimi yakıp bitmiş haliyle döneceğim. Çok hoş, güzel duran bir model. Umarım siz de beğeneceksinizdir. Ve modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Çok da her yerde gördüğünüz bir model olabilir bu ara. Çok yapılan, çok tercih edilen bir model. Zor değil, kolay yapılıyor. Fakat biraz çiçekler sıkı olduğu için ara mesafesi az ve biraz oyalayabilir sizi. Alt kısmı çok çabuk bitecektir. Üst kısımda dediğim gibi çiçekler sıkı olduğu için biraz oyalayabilir sizi. Modelimizi bitirdikten sonra şu kısmı bakın. Parmağımızı şöyle yukarı doğru çekerek mutlaka düzeltelim. Düzelttikten sonra hemen ütüleyelim. Ütüledikten sonra yerine oturacaktır. Bu benim yaptığım modelin ütüsüz hali. Ütülendiğinde tabii ki daha hoş, daha güzel duracaktır. Umarım siz de yaparsınız ve beğenirsiniz. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Bunlar. Hoşça kalın.